Bugün böyle kısaca Seyyidina Şeyh Maşuk Hazretleri'nin bir halifesinden bahsedelim inşallah. Kandasal Hafsın Aziz. Bu zatları bilmek, tanımak, bunlara muhabbet beslemek, bunları sevmek ayrı bir fazilettir. Çünkü Allah'ın salih kullarını insan bildikçe, tanıştıkça onların huylarını, ahlaklarını değil mi? Karakterlerini, duruşlarını da insan bilir, öğrenir. Ve onlardan kendine herkes, her Müslüman illaki bir ders, bir ibret çıkarır. Bu Seyyid-i Şimaş Hazretleri'nin bu halifesi Kaddesallahu Aziz Diyarbakır'ın yakınlarındaki Karanas köyünde. Karanas diye bir köy var. O köyde doğmuş olan bir zat. Medreseye gidiyor, talebelik yapıyor. Medresede okurken medrese öğrencileri arasındaki lakabı Fakih Hasan'mış. Fakih Hasan. Yani Talebe Hasan, öğrenci Hasan anlamında Fakih Hasan derlermiş ona. Böyle bir lakabı varmış. Bir gün böyle medresede okurlarken Said Nursi Hazretleri oraya yakın bir yere geliyor. Yakın bir yere hocaları bütün o medresenin talebelerini topluyor ve Üstad Hazretlerini ziyarete götürüyor. Neyse sıraya giriyorlar o kapının önüne bulunduğu yere geldiklerinde. Herkes sırayla giriyor. Üstadın elini öpüyor. Duasını alıyor. Gidiyor filan. Çıkıyor böyle. Herkes böyle sırayla. Sıra Fakih Hasan'a geldiği zaman içeri girer girmez hiç kimse tanıtmadığı halde Said Nursi Hazretleri rahmetullahi aleyh bakıyor. Fakih Hasan hoş geldin diyor. Şaşırıyor tabii. Daha genç çocuk yani daha. Neyse gidiyor önüne oturuyor, elini tutuyor, dua istiyor, elini öpüyor, ziyaret ediyor filan. Said Nursi Hazretleri iki elini birden tutuyor onun. Bakıyor diyor ki Fakih Hasan diyor. Hazreti Diyaüddin Nur halkası içerisindedir diyor. Said Nur halkası içerisindedir. Maşuk Nur halkası içindedir. Fakih Hasan da Nur halkası içerisindedir. Ona böyle bir şey yapıyor. Böyle bir cümle sarf ediyor. Dua ediyor ona. Ondan sonra müsaade istiyorlar. Ziyaret ediyorlar. Hepsi çıkıyorlar. Gel zaman, git zaman Üstad Hazretleri vefat ediyor. Yıllar geçiyor aradan. Fakih Hasan icazesini alıyor. Bir molla oluyor, hoca oluyor filan. Derken bir gün oluyor Seyyid-i Şeyh Maşuk Diyarbakır'a geliyor. Kandasal olsun. Arkadaşları diyorlar ki büyük bir zat gelmiş. O zatı ziyarete gidelim diyorlar. Selam Allah Hasan diyor olur hep beraber çıkıyorlar giriyorlar. Neyse Seyyid-i Şıkmaş'ın bulunduğu eve geliyorlar. Anda sallallahu aleyhi ve sellem aziz. İçeri giriyorlar. Herkes sırayla Seyyid-i Şıkmaş'ın elini öpüyor, ziyaret ediyor filan. Selam Allah Hasan'a sıra geldiği zaman tam önünde oturacakken Seyyid-i Şıkmaş'ın bakıyor ona. Fakih Hasan hoş geldin diyor. Hiç kimse daha bahsedip tanıtmadığı halde. Süleyman Hasan şaşırıyor böyle. Neyse önde diz çöküyor, elini tutuyor, elini öpüyor. Dua istiyor ondan. Tam kalkacakken Seyda Şıkma şu iki elini birden tutuyor. Böyle bakıyor onun gözlerine. Diyor ki Hazreti Diyaüddin Nur halkası içerisindedir. Said Nur halkası içerisindedir. Maşuk Nur halkası içerisindedir. Fakih Hasan da Nur halkası içerisindedir diyor. Hemen bunu yaşadığı an Süleyman Hasan hemen eğiliyor ve intisap ediyor. Tövbe ediyor Seyyid-i Şeyh Maşuk. Şeyh Maşuk Hazretlerine Kaddesallahu aleyhi ve aziz mensuplarının intisabı hep böyle olmuştur. Yani duyduğumuz bize anlatılan hemen hemen hikaye edilen, rivayet edilen intisapların hemen hemen büyük bir çoğunluğunda bu vardır. Bir anda bir demirin bir mıknatısa yakalanması gibi bir şey. Seyyid-i Şeyh Maşuk'la karşı karşıya kaldıkları an, onunla göz göze, diz dize geldikleri an, dayanılmaz bir cezzabiyet ve cellabiyetle hemen teslim olmak. Hemen hemen bildiklerimizin hepsinin Seyyid-i Şeyh Maşuk'a, Kaddesallahu aziz, teslimiyetleri böyle olmuştur. Yani o kadar muhteşem bir heybet ve bir güzellik onun simasında, onun kurban olunası o mübarek gözlerinde ve bakışlarında kimsenin dayanamadığı, direnemediği
hiç tereddüt edemediği hep anlatılır. Söz konusu zat Şeyh Muhammed Maşuk olunca. Ben de sana aziz. Said Eman Hasan intisap ettikten sonra amel etmeye başlar filan. Kendisi bir gün bana anlattı. Allah-u Teala derecesini âli eylesin. Dedi ki ben tövbe ettikten sonra dedi, birkaç gün sonra dedi şeyhi ziyarete gittim. Seyda-i Şeyh beni çağırdı, dedi ki Mala Hasan dedi, Fakih Hasan dedi, sana tesbih vereceğiz, virt vereceğiz filan diyor. Dedim olur efendim filan. Diyor anlattı, dedi ki 5000 virt de başla. 5000 virt duyunca diyor, dedim ki o 5000 virt çekilir mi? Her gün 5000 tane tesbih. Diyor dedim herhalde Şeyh Hazretleri en tepeden başarı sonra yavaş yavaş azaltacak dedim kendi kendime. Diyor dedim ki bir insanın azami çekeceği tesbih 5000'dir. Yani daha fazlası olmaz diyor. Çok mübarek, çok büyük bir alim ama çok da nüktedan ve müthiş bir zekaya sahipti. Ben onu yakinen tanıma imkanına sahip oldum Cenab-ı Allah'ın. Neyse diyor 5000 tesbihe başladım filan. Gel zaman git zaman bir gün diyor yine böyle Nurşin'e gittik veya Diyarbakır'a gelmişti Seyyid-i Şeyh Hazretleri Kudüs'ü duhu. Diyor tekrar ziyaret ettiğinden filan diyor bana vakti Fakih Hasan dedi senin tesbihini 11.000'e çıkardık. Ayda. Diyor ben 5000'den böyle 3000'e filan iniş beklerken diyor 11.000 diyor dedim herhalde bu tarikatta bu Nakşibendi yolundaki en üst sınır 11.000'dir. Bundan daha fazlası olamaz. 11.000 ben şimdi ne yapacağım, nasıl çekeceğim? Ne kadar zamanımı alacak benim filan dedim diyor. Sonra diyor 15.000, 21.000, 25.000. Her seferinde diyor şaşırıp kalıyordum. Ve her seferinde diyordum ki ben ancak bu kadarını çekebilirim. Gel zaman git zaman anladım ki Şeyh Muhammed Maşuk Andasallahu Sallahu Aziz bize bir görev verdiği zaman o görevi yerine getirecek kuvveti de veriyordu. O gücü de bize veriyordu onunla beraber. Ve ameline devam ediyor. Tabii kimse hiçbir şey bilmiyor. Çok yıllar sonra bir gün Seyyid-i Şeyh Maşuk Kaddesallahu Aleyhi ve Aziz mensuplarından birisine halifelik verirken açıklıyor o cemaatin içerisinde. Hep alimlerin muhterem zattan olduğu o toplum içerisinde halifelik diyor Molla Hasan'a helal olsun diyor. 15 yıl önce ben ona halifelik verdim. Hala hanımının bile haberi yoktur diyor. Düşünün yani. Kendi hanımına, eşine bile ben halife oldum dememiş. 15 yıldır. Ben mürşid oldum dememiş. Yani böyle bir zat. İnanın sokakta Diyarbakır'da yani gezerken bir yere giderken filan başında yün bir külah vardı. Sarığını boynuna dolardı böyle. Elinde bir baston. Yürüdüğü zaman o kadar mütevaziydi ki o kadar mütevazi, o kadar nefisten uzak birisiydi ki yani bu büyük bir alimdir. Bu Şeyh Maşuk'un halifesidir demezdiniz. Yani aklınıza gelmezdi. Belki çıkarır cebinizden 3-5 kuruş sadaka vereyim derdiniz. O kadar mütevaziydi. O kadar mütevaziydi. Ama gerektiğinde hiçbir sözünü de sakınmayacak kadar. Ama Şeyh Maşuk'a aşıktı. Şeyhine müthiş bir aşkla bağlıydı. Yani böyle bir sadakat, efendime söyleyeyim, bir intisap, bir bağlılık değildi yani. Seyyid-i Şeyh Maşuk Hazretleri ile ilgili Kudüs-i Sırruhu, yazılan kasidelerin hemen hemen çoğunda onun imzası vardır. Çok muhteşem şiirler yazmıştır Seyyid-i Şeyh Maşuk hakkında. Hele onun vefatından sonra yazdığı birkaç kaside var. İnsan dinledikçe dinleyesi geliyor. Nasıl bir muhabbet, nasıl bir sevgiymiş bu. Bir şiirinin sonunda öyle diyor. Zeynemal Hasan-ı Karanazi'nin şiirlerinde kullandığı mahlas koçerdir, koçerim. Koçerim, yani göçer, göçebe yani. Hani şu obalarda, çadırlarda yaşayan göçerler vardır ya. Kendisine o lakabı kullanıyor şiirlerinde, mahlas olarak. Bir şiirinde Seyyid-i Şeyh Maşuk'un vefatını, Mekke'de kalışını, gurbette bırakışını filan bunları uzun uzun hasretini anlattıktan sonra şiirin sonunda diyor ki ey koçero dilsar neke, terka deriye yaran neke, mevtu hayat nikman yeke, ev seyredikin de her alemide diyor. Ey koçero diyor, ey göçer, kendi kalbini soğutma sakın diyor. Yarinin kapısını terk etme, sevgilinin kapısını terk etme diyor. Çünkü bunlar için ölüm ve hayat aynı şeydir diyor.
Onlar her alemde seyrederler, dolaşırlar, gezerler diyor bu büyük zatlar. Yani ölmüş olmaları, vefat etmiş olmaları onlar için bir şey değildir. Bir gün yine kendisi anlattı. Diyarbakır'da Ulu Cami'ye gitmiştim. O zamanın bir müftüsü varmış. İsmini söylemeyeceğim burada, telaffuz etmeyeceğim. Ölmüş gitmiş olan birisi. Fakat Müslümanların, halkın ondan muzdarip olduğu bir müftü. Maalesef yani. Bir gün diyor camiden çıktım, Ulu Cami'den. Bir baktım diyor, oradaki bir kitapçı dükkanında oturuyor. Tabii tanıyor bunu. Molla Hasan, Fakih Hasan gelsene buraya filan dedi. Diyor gittim, gel otur bir çay içelim filan dedi. Zorla diyor o dükkanda beni oturttu. Ondan sonra diyor başladı konuşmaya. Nedir bizim bu şeyhlerden çektiklerimiz, bu tarikatlardan çektiğimiz filan diyor. Başladı anlatmaya. Yani böyle şeyhlerin, tarikatların, tasavvufun filan aleyhinde olan bir adam. Aslında bütün Müslümanların aleyhindeymiş. Yani kim İslam'a hizmet ediyorsa adam bir şekilde ondan aleyhinde yani. Konuşuyor. Herkesi tenkit ediyor. Herkese düşmanlık yapıyor. Herkesi eleştiriyor. Hatta namaz kılan devlet memurları hakkında şikayet dilekçeleri yazarmış. Bizzat bu dilekçeleri gören birisi bana anlattı yani. Vakti zamanında. Ben mezarını gördüm. Tam 45 derece kıbleden dönmüş böyle mezarlıkta. Kıbleden Allah yüzünü çevirmiş yani. Bilenler onun kim olduğunu biliyor. Böyle bir adam. Diyor neyse oturdum başladı konuşmaya. İşte şeyhler şöyle yapıyor da böyle yapıyorlar da dervişler, sofiler bilmem şu bu filan. Diyor dedi ki bak Müftü Efendi. Sen böyle konuşup duruyorsun ama Şeyh Maşuk'u sen de biliyorsun dedi. Nasıl bir zat olduğunu. Yani biliyorsun Diyarbakır'da olduğun için biliyorsun bu zatın. Ne kadar vakur, ne kadar büyük bir alim olduğunu, nasıl bir zat olduğunu yani insan gözüyle bakan, çıplak gözle bakan bile, boş bir gözle bakan bile ondaki doluluğu görüyor. Şeyh Maşuk böyle bir deryaydı, bir okyanustu. Hatta sallallahu aleyhi ve sellem. İnanın hiç belki İslami hassasiyetlerle alakası olmayan nice kişiler bile Şeyh Maşuk dediğinizden başlarını önlerine eğmişlerdir. Hatta sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor bak dedim o zatın Seyyid-i Şeyh Maşuk'un ben öyle haderini gördüm ki vallahi Allah ona öyle bir manevi güç ve kuvvet vermiş ki bir defa dönüp şu oturduğumuz dükkana şöyle bir nazar etse bu dükkan altı üst olur, altı üstüne gelir dedim. Ben onun böyle şeylerini gördüm dedim. Sen nasıl bu kadar rahat konuşuyorsun? Diyor müftü döndü dedi ki ya Molla Hasan dedi sen görüyorsun da ben niye görmüyorum öyle şeyleri dedi. Diyor baktım dedim ki sen namahremsin böyle şeyleri göremezsin dedi. Tasavvuf ehline karşı namahrem. Yani gözü kör. Yani yabancı olanlar. El olanlar. Allah'ın dostlarının, Allah'ın salih kullarının yanında onların nazarında yabancı olan, dışarıda kalmış olan ve el olanlar. Namahremiyet. Burada da çok büyük bir nükte var. Allah ehlinin sırlarını ve hallerini ancak mahremiyet dairesi içerisine has odanın kapısından içeriye girebilenler girebilenler görebilir yani. Onlar ancak fark edebilir. Kalbini temizlemeyen, temiz bir kalple bu huzura girmeyen bu kapıdan hiçbir şey elde edemez. Sadece teslimiyet değil, tertemiz bir niyet de gerekir. Niyet de gerekir. Cuma günleri, bir en son o hatıramı da anlatayım onunla ilgili. Cuma günleri Diyarbakır'daki Hazreti Süleyman Camisi'ne giderdi. Cuma namazını mutlaka orada kılardı. Orada biliyorsunuz 24 tane sahabe metfundur. 24 sahabenin mezarı vardı Hazreti Süleyman Camisi'nde. Ben eğer askerlikten cuma günü, askerlik yaptığım yerden cuma günü Diyarbakır'a gelmişsem cuma namazında mutlaka oraya yetişirdim. Sırf onu göreyim diye. Onu ziyaret edeyim diye. Yine böyle bir cuma günü son anda yetiştim. Girdim baktım ki safta oturuyor. Ben hemen arkasına oturdum. Arkasındaki safta bir yer vardı. Oturdum. Neyse imam çıktı. Sünnetler kılındı. Hutbeye kalkıldı. İmam hutbesini bitirdi. Kâmet getirdi. Cuma'ya namaz için yani. Ayağa kalkılırken yanında hafif bir yer boşaldı. Hemen şey yaptı yani. Ben hemen geçtim yanına. Yanına geçtim. Durdum. Cuma'yı kıldık. Cuma namazını kılarken namaz bittikten sonra böyle oturuyoruz. Şimdi biraz sonra şeye öğle namazının farzına kalkılacak. Çünkü Şafiiler'de öğle namazı da cumadan sonra cemaatle kılınıyor.
Böyle yanındayım ya. Kendi kendime dedim ki içimden. Keşke dedim onun namaz kıldığı yerde namaz kılsam dedim. Yani keşke onun secde için başını koyduğu yere ben de başımı secdeye koysam dedim. O sırada kamet getirdi öğle namazı için. Cemaat yine ayağa kalktı. Tam namaza duracağız. Baktım benim sağ kolumu tuttu böyle elinden. Yavaşça kendi yerine geçirdi. Vallahi lazım. Ve o benim yerime geçti. Öğleye tekbir getirdik. Namaza durduk. İşte imama uymuşuz. Rükudan sonra secde, başımı onun secde ettiği yere koyar koymaz. O secde yerinden o kadar müthiş bir koku geliyordu ki. Geldi ki, gelmekteydi ki yani. Nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Hoca rükudan başını kaldırmış secdeden. Ben başımı kaldırmakta zorlanıyorum secdeden. Öyle bir koku, bir nispet ve feyiz kokusu geliyor secde ettiği yerden. Yani başımı kaldırdım. Yani namazımın bozulmasından korkmasam imamdan önce tekrar secdeye gireceğim. Zor kendimi istiyorum imamın secdeye girmesi için. O 4 rekat öğle namazını, o secdeyi, o secdedeki muazzam kokuyu, onun başını değirdiği yerdeki o muhteşem nispet ve feyiz kokusunu Allah hepimize duymayı nasip etsin inşallah. Gerçek Allah ehli böyledirler. Tevazularının yanında müthiş bir zeka, aynı zamanda müthiş bir takva ve Cenab-ı Allah'a yakınlık, kurbiyet. Allah-u Teala bu büyük zatları Zeynaman-ı Hasen-i Karenasi, Şeyh Maşuk'un aşıkı olan o koçeri Cenab-ı Allah bizlere şefaatçi kılsın inşallah. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah bizi bu zatlara mirasçı kılsın. En çok bu duayı ederim. Ya Rabbi bizi bizden önce yaşamış olan salih kullarına varis kıl. Ya Rabbi bizi onların yolundan ayırma. Onların ahlaklarıyla bizi ahlaklandır. Onların halleriyle bizi hallendir. Ve kalbimize aşktan, muhabbetten, sevgiden bir lütuf, bir ikramda bulun ya Rabbi. Ya. Cenab-ı Allah ölmüşlerimize rahmet eylesin. Rabbül Alemin hastalarımıza şifa versin. Darda olan, borcu olan, dünyevi, uhrevi sıkıntısı olan bütün kardeşlerimize, bütün müminlere, burada bizi takip edenler de hariç, Cenab-ı Rabbul Alemin selamet versin. Allah-u Teala fesattan, fitneden, sihirden, büyüden ve hasetten hepimizi korusun. Cenab-ı Allah hasetçilerin hasedinden, düşmanların hilesinden, tuzağından Cenab-ı Allah bizleri muhafaza etsin. Allah-u Teala İslam'a zarar vermek isteyen din düşmanlarının zararlarını onların başına Cenab-ı Allah, tuzaklarını onların başına geçirsin. Allah-u Teala milletimizi muhafaza etsin. Milletimizi de, memleketimizi de Cenab-ı Allah her türlü düşmandan, hainden, zalimden ve fesat ehlinden muhafaza etsin. Allah-u Teala evlatlarımızı korusun. Allah razı olsun hepinizden. Allah rızası için El Fatiha.